da bir abbaranın altında bulunmaktayız. Gerçekten şu an unuttum. Midyat'ın Söğütlü beldesindeyiz. Ben ve ustası Mahmut abinin misafiriyiz. Kızı Aksa bize kahvaltıdan sonra mırra hazırladı. Kısacık bilgi alacağız Aksa'dan. Bu kahve Arap coğrafyasına özgü koyu bir kahvedir. Çok kıvamlı ve acı olduğu için bunu ufak bardaklarda tek yudumda içerler. Lakin biz burada misafirlerimiz içmekte zorlanmasın diye içine şeker koyup kıvamını ve tadını hafifletiyoruz. Peki neyin içinde pişiriyorsun? Böyle cezvelerin içinde, çömlek cezvelerin içinde pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra altına kısıp kaynatmaya devam ediyoruz. Harika. Ellerine sağlık. Yavrularını toplamış. 12 tane yavrusu var toplamda. Arkaya doğru gidiyor. Bu gördüğünüz yapı bir abbara. Mardin'de birçok yerde bulunur. Bizim köyde de birçok farklı yerde vardır. Bu abbaraların işlevi şu, evleri, yapıları falan birbirine bağlarken yolların geçidini engellememek için kubbe şeklinde yapılırdı. Gördüğünüz gibi şurada zaten iki tane ahır var karşılıklı bir şekilde. Hem yapıları birbirinden ayırıyor, aynı zamanda yolun geçidini sağlamış oluyor. Böyle. Şuradaki gördüğünüz mekana biz kassa diyoruz. Eskiden daha da büyüktü, lakin yol yüzünden yarısı falan kesildi. Burada kadınlar akşamüstü otururlardı, altlarına hasır serip güzel sohbetler edip güzel vakitler geçirirlerdi. Şu arkamda gördüğünüz bir tandır. Biz buna Arapçayla tannor diyoruz. Biz bununla ekmek pişiriyoruz. Yapımı şöyle, çamur ve samanı karıştırarak kerpiç dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar ve bununla tandırımızı yapıyorlar. Şu arkamda gördüğünüz yapı bir abbara. Abbaralar evleri, yapıları birbirine bağlarken yolun geliş gidişini önlememek amacıyla gördüğünüz şekilde yapılmaktadır. İspanya'nın ara sokaklarında boğalar koşturuyor. Burada da ara sokakta inekler evlerine geri dönüyor. Abbaraların arasında çok otantik bir manzara var. Abbaranın altında bulunmaktayız. Bizden önce, yani Araplardan önce bu köyde Süryaniler yaşamaktaydı. Ve şu an zaten bu abbaranın altında onların bırakmış olduğu bir takım semboller ve yazılar bulunmakta. Şu an bir masaranın üzerinde oturmaktayım. Biz bunun üzerinde çuvala koyduğumuz üzümü sıkıp şuradan görmüş olduğunuz yerde kazan dediğimiz Arapçayla dist diye bir şey koyarız. Orada üzüm suyunu kaynatırız, pekmez ya da pestil yaparız. Şu arkamda gördüğünüz yapı Söğütlü Ulu Cami. %100 Mardin taşıyla yapılmıştır hepsi. Burada cuma ve bayram namazları kılınır. Bütün köy halkı burada toplanır. Yine bir abbaranın içinden geçiyoruz. Geçerken burada eski semboller var. Burada bir ayak izi gördük. Şurası kapatılmış. Buradaki duvar kapatılmış. Aşağıda yine semboller ve yazılar var abbaranın içinde. Bugün Söğütlü'de günü sonlandırmaktayız. En son geçtiğimiz abbaranın altında bir yıldız gördük. Daha sonra sayı olduğunu düşündüğümüz bir takım semboller ve tavanda da bir kuş yuvası ve bir kemik dikkatimizi çekti. İzlediğiniz için teşekkürler. Şükran, lıhatırkın.